Barış CHP kanadından yarınki görüşmeye dair bilgiler neler? AK Parti'nin anayasada değişiklik yapma gibi bir derdi yok. AK Parti tamamen gündemi kendi lehine çevirmek, sanki siyasette yeni bir şey üretiyormuş gibi yapmak ve derinleşen ekonomik krizin üstünü örtmek için bir anayasa tartışması açıyor. Ne yapacaklar mesela? Neyi değiştirecekler? Hayır, getirin taslağı görelim o zaman. Bu gizli saklı bir şey değil kardeşim. Sonuçta bu milletin huzuruna çıkartılacak. Hani hangi anayasa maddeni? Komisyonuna getirilecek en nihayetinde. AK Parti'nin elinde bir metin yok. Metin olan tek parti var. Milliyetçi Hareket Partisi. 100 maddelik bir taslakları var. Fethi Bey güzel bir çalışma yapmış Sayın Fethi Yıldız. Sadece MHP'de var. Şimdi AK Parti diyor ki kafadan 50.1'i tartıştırmam. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geri dönmem. E o zaman neyi konuşuyoruz ki halkın zaten? Halkın seçmesinden. Cumhurbaşkanını halkın seçmesinden geri dönmem. Evet. Örnek. Belki tamam o zaman hayır, neyi konuşacağız? O zaman neyi konuşacaksın? AK Parti eğer anayasada değişiklik yapmak istiyor idiyse Gürkan, bugün mevcut anayasaya uyar, muhalefete bir alan açar, en azından Özgür Özel'in birkaç arkadaşıyla da olsa Taksim'e çıkmasına izin verirdi. Ha, bak şimdi. Taksim'e bağladın sen. Bak şimdi. Sen bugün Özgür Özel'i Taksim'e çıkarttırmayarak, yapılan müzakerelerin sonucundan bir kapı açmayarak. Çıkmak istememiş ki. Yok yok. Konuştular canım. 5 kere konuştular. Yani ben hani Davut. İçişleri Bakanı'yla da konuştular. Yok sembolik olarak. Vali Bey'in Nevşin Mengi'ye verdiği. Hayır hayır. O da doğru değil yani. Sonuçta sendikalar başvurmuş. DİSİK memur sen başvurmuş. Ya, izin Özgür Özel başvurmuş mu? Özgür Özel, başvurmuş mu? Özgür Özel bu sabah o konuşmayı yaptığında ben oradaydım. Tam arkasındaydım. Ne konuştuğunu da duydum. Sonra da geldim videodan da izledim. Özgür Özel Taksim'e çıkma niyetindeydi. Ha. AK Parti ne yaptı? AK Parti şunu yaptı Gürkan. Hı hı. Anayasa 34'ü ihlal ederek Özgür Özel'in yarın Sayın Cumhurbaşkanı'yla anayasa konusunda bir görüşmesinin önünü kesti. Özgür Özel yarın anayasada değişikliği dilinin ucuna bile getirse Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin inanılmaz bir öfkesiyle karşılaşır. Bir dakika, bu bilgi mi, kanaatin mi? Kanaat bilgi, bilgidir. Tamam. Aynı zamanda bilgi. Ay, Özgür Özel'in, var Hasan abi. Arkadaşlar Özgür Özel'in bugün elinde tuttuğu kartonette ne yazıyordu? Anayasa Mahkemesi'nin Taksim Meydanı ile ilgili verdiği kararı gösterdi değil mi? Bugün kartonetlerde o vardı. Şimdi eğer anayasaya uyulmuyorsa, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmuyorsa, Anayasa Mahkemesi kararları çok açık ve netken, ana muhalefet partisinin üstelik son yerel seçimde birinci olmuş partinin genel başkanı İçişleri Bakanı ile yaptığı müzakereden bir sonuç alamayıp Taksim'e çıkamıyorsa Özgür Özel yarın AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'la anayasa konuşabilir mi? Konuşamaz. Zaten önceki gün Numan Kurtulmuş Bey ile yaptığı görüşmede Barış arkadaş dedi ki konuşmalar devam ediyor, ekonomiden bahsetti. Hayat pahalılığından bahsetti. İşte meclisteki işte Can Atalay vesaire. Dolayısıyla da şunu söylüyor. Yani biz ekonomi konuşuruz, anayasa konuşmayız tamam. diyor. Şimdi bugün nasıl yürüyecek bu? Neden bunu anlatıyorum? Zaten bugün, anayasa görüşmelerini meclis başkanı yapıyor. Onda bugün eğer başlar. Bugün eğer yapıyor. Muhalefete bir soluk borusu açılmış olsaydı ben o zaman derdim ki evet kardeşim AK Parti'de gerçekten bu anayasanın artık topluma dar geldiğini, toplumun ihtiyaçlarını karşılamadığını düşünüyor ve anayasada bazı değişiklikler yapmak istiyor derdim. AK Parti bu anayasadan çok memnun. Bir kere uymuyor. İki, istediği her şeyi yapabiliyor. Önünde hiçbir engel yok. Ya bu ülkede anayasa mahkemesi lağvedilsin diyor iktidarın parçası. Ya anayasa mahkemesi lağvedilsin. Lağvedilsin ne demektir? Beni hiçbir güç denetleyemesin demektir ya. Ben istediğim gibi at oynatayım. Hiç kimse bana karışamasın demektir. Anayasa mahkemesi yürütmeyi denetliyor mu? Efendim hakkım var. Anayasa Mahkemesi neye bakar? Kanunlar anayasaya uygun mu, değil mi? Ha. Şimdi. Artı ve biliyorsun, artı
esastan görüşemez normal yeniden, şartlarda. Tabii ki esastan. Ama 367 söylemiyor. Onu yaptı. Kimse efendim evet. Hayır hiçbir zaman girmedi. Esasla hiçbir zaman girmedi. Nasıl yapmadı ya? Bakın 367 zamanda yaptı. Esastan yaptı. Esas bu kadar doğrudur ya. Arkadaşlar meclisin tüzüğünü iç tüzüğünü açıp baktığınızda 367 doğrudur. Mecliste ya, bir kanun. Barış arkadaş senin gibi milletvekilliği yapmış. Ya arkadaşlar yapmayın ya. Demokrasiye saygısı olması ya gerekir arkadaş, ya. 367 neyi doğru ya? Bu darbedir ya. 367 var ya. İşinize gelmeyen şey darbe. Ne ilgisi var sizin ya? Bu vesayettir. Sonra 6 ay sonra seçimlere gitti. Ne istiyorsunuz? Ne oldu? Ne istiyorsunuz? Millet daha fazla oy verdi. Bizi denetleyen hiçbir güç olmasın. Hiçbir hukuk sahibi, vicdan sahibi savunamaz. Biz kafamıza göre takılalım. 367 darbedir, darbe. Ne ilgisi var? Ne ilgisi var? 367 bir darbedir. Hiç ilgisi yok. Anayasayı hatırlatmadır 367. Ne oldu sonra? 367'ye uygun seçim yapıldı. Dur ya. 367 el kalktı. Hayır. Kaosa kalktı işin başka. 400'e. 367 ile... Cumhurbaşkanı seçilmesi gerekir dedi Sabih Kanadoğlu değil mi mecliste? Evet. Ne var bunda? Dur söyleyeceğim ya. Mecliste yani mecliste oylamada Cumhurbaşkanı seçiminde evet. Meclis Genel Kurulu'na en az 367 milletvekilinin katılması gerekir diye bir icat çıkarttı Sabih Kanadoğlu değil mi? Tabii. Bu icat hükümet bu hükümete yönelik bir hamle midir? Yasamaya yönelik bir hamle midir? Önce bunun cevabını versene. Anayasayı hatırlattı. Ya, bak ya, siz şöyle bir şey yapıyorsunuz. Diyorsun, ay dur ya bir dakika. AK Parti'nin işine gelmeyen her şey darbe. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymamak da darbedir. Ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de söyledim. O yüzden de kavga çıktı o gün. Ben orada da söyledim. Sayın Erdoğan çıktı Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyorum dedi hatırlayın. Ne zaman? 2016'da. Saygı duymuyorum dedi. Uymuyorum işte değil. Saygı duymuyorum. Hayır. Uymuyorum, bak, uymuyorum demedi. Hayır. Aç saygı duymuyorum ben de dedi. Dedim ki, uymuyorum diyemez. Bir devlet Türkiye, başkanı bunu diyemez. Saygı ya, duymuyorum dedi. Uyuluyor mu Allah aşkına? Uyuluyor mu? Hayır ama uymuyorum da saygı ya. Duymuyorum. Şimdi ayrı. Arkadaşlar. Uymuyorum da saygı da duymuyorum dedi. Canım açın bakın. Ben de çıktım dedim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım konuşmada bu bir darbedir dedim. Anayasaya darbedir dedim. Tutanaklarda var. Oradaki 2016 tutanaklarında var. Ya arkadaşlar siz işinize gelmeyen her şeyi darbe formasına koyuyorsunuz. Niye bitti gitti. Çekiliyor bu kadar. Efendim sizin anayasa yapma diye bir derdiniz yok. Neden şikayetçisiniz? Sayın Erdoğan AK Parti'nin genel başkanı olarak, Cumhurbaşkanı olarak ya da AK Parti iktidarı Milliyetçi Hareket Partisi ile neyi yapmak istedi de yapamadı? 50.1'i getiren AK Parti. Öyle değil mi? Ama Cumhurbaşkanını neyle? Halk seçsin diyen AK Parti. Neyle? Anayasa değiştirerek. 550 milletvekilini 550 milletvekilini 600'e çıkaran AK Parti, bakanları dışarıdan atayan AK Parti, siyasetçi olmasın dışarıdan getirelim dediler. E şimdi neden şikayetçisiniz? Önce neden şikayetçi oldunuz? Ya sivil bir anayasa 12 Eylül anayasından kurtulalım. Ne var bunda? Anayasayı delik deşik etmekte. 12 Eylül anayasasından yaptınız. Kurtulalım. Ya kaç vesaire kere değişti? Darbe anayasasından kurtulalım. Cunta anayasasından siz, kurtulalım diyor efendim, ya. Efendim ne cunta anayasası? Bunlar gerçek. Sivil anayasa yaparım. Ne var bunda ya? Niye çekiniyorsun sivil anayasadan ya? O zaman gel kardeşim gel. Bak bir şey söyleyeyim. Kaç kez değişti? Anayasa tartışması hiç değişmemiş. Tamamen. Anayasa tartışması şimdi biraz sonra AK Parti'nin kendisine tamamen bir hava deliği açmak, gündemi meşgul etmekten başka hiçbir şey değil. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bakıyor? Cumhuriyet Halk Partisi önceki gün MYK'da pazartesi günü bu konuyu konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa tartışmalarına girme niyeti yok. Bir, onu bir kere söyleyeyim. Yani yarın Özgür Özel masaya getirmeyecek mi? Hiç getirmeyecek. Zaten gündem o değil. Hiç getirmeyecek. Niyeti de yok. Zaten o zaman biz boşuna zaten konuşuyoruz. Zaten AK Parti'nin de niyeti yok. CHP de getirmeyecek. Hayır CHP'nin niyeti olsa da CHP'nin anayasa tartışmasına girmesi siyasi tuzağa düşmesi demektir. Yalnız bir noktada tuzağa gelebilecek bak, CHP. Barış öyle değil. CHP bir madde düşer. Var onu söyleyeyim bak neymiş onu düşünme. O onu şunu bir anlatayım da sana. Dokunulmazlıklar. Meclis ve gezi olayları ilgili yasal düzenleme konusu gündeme getirecek. Milliyetçi Hareket Partisi dokunulmazlıklar yeniden düzenlensin diyor. Yani yasa var öyle bir gezi olaylarını da gündeme getirecek. Dokunulmazlıkların hangi koşullarda kaldırılacağı anayasada çok açık bir şekilde yazılmış. Ben orada yazılanların dışında dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşıyım. Adam gelip milletvekili cinayet işliyorsa... Eroin satıyorsa örnek suçüstü yakalandıysa zaten yeri cezaevidir. Ama aynen. Gelmiş orada konuşmuş burada konuşmuş vay dokunulmazlığını kaldır bunlar yanlış. Şimdi MYK'da bu konu konuşuldu
Anayasa ile ilgili zaten görevli bir genel başkan yardımcısı var, hukuk işlerinden Gökçe Gökçen, ama CHP'nin bir anayasa taslağı falan yok. İki, bugün Özgür Özel 1 Mayıs kutlamalarından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 eski genel başkanını aradı. Aslında biri SHP genel başkan ama hep CHP diye anlatıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü telefonda. Murat Karayalçın'la görüştü, Hikmet Çetin'le görüştü, Altan Öymen'le görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir bilgi vereyim. Cuma akşamı da Özgür Özel Çankaya Ahlatlı Bel'de baş başa bir yemek yiyecekler. Onu da söyleyeyim. Bugün benim edindiğim bilgiye göre 4 eski genel başkan, önceki dönem genel başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa tartışmasına girmesini doğru bulmadıklarını, Sayın Erdoğan'la Sayın Özel'in yapacakları görüşmede Türkiye'nin özellikle başta ekonomi olmak üzere temel sorunlarını konuşup çözüm önerileri üzerinde ortaya çıkan bu 8 maddeye yoğunlaşması gerektiğini ifade ettiler. Özgür Özel pazartesi günü MYK üyelerinin görüşlerini aldı. Bugün de 1 Mayıs kutlamalarından sonra eski genel başkanlarla konuşarak bir çerçeveyi çizdi. Şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kısım siyasetçi bu görüşmenin bir yarar getirmeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart seçimlerinden zaten birinci parti olarak çıktığını, dolayısıyla AK Parti ile bu saatten sonra çözülebilecek köklü sorunların olmadığını söylüyor. Ama bir kısım Özgür Özel'e yakın siyasetçi de farklı yorumlarda bulunuyor. Onlar da diyorlar ki Özgür Özel liderliğini tescilliyor. Sayın Erdoğan'la da görüşerek liderliğini tescilliyor. Artık en üst düzeyde. Yani pragmatizm var aslında siyasetin Barış. Siyasetin doğası odur zaten. O dediğin ya, siyaset, o yani aslında anayasa falan yok. Ülke meselesi de önemli değil ama Özgür Bey bir fotoğraf verecek. Yani Türkiye şu anda yarınki bu görüşmeyi merakla bekliyordu ama sizin anlattıklarınızdan hareketle daha fare doğuracak herhalde. Öyle gözüküyor. Türkiye'de bak bir söyleyeyim bırakayım. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart yerel seçimlerinden 37.7 ile birinci çıktı mı? Çıktı. Bunu herkes kabul ediyor. AK Parti yerel seçimlerden ikinci parti olarak çıktı mı? Çıktı. Ya ikinci partinin birinci partiye anayasa dayatıp anayasada değişiklik yapabilme gücü olur mu? Siyaseten de olmaz. Sosyoloji açısından da olmaz. Psikolojiden de olmaz. Neden? Çünkü bu iktidar 9 ay önce aldığı oyu alamadı. Eğer AK Parti bu seçimden birinci çıkmış olsaydı derdim ki evet kardeşim adamlar güven tazelediler. Sonuçta kendilerine göre derken yani toplumun ihtiyacına göre bir anayasa yapmak istiyorlar. Ya CHP şimdi ikinci partiyle niye otursun mesela onun isteklerine, onun günlük ihtiyaçlarına cevap verecek anayasa maddelerini tartışsın. Efendim o gücü var mı? Hadi götürsün referanduma. Tamam işte. 400'ü bulsun. Hayır 400'ü bulsun AK Parti. Ama bu meclise değiştirsin. 360'ı bulsun referanduma götürsün. Değil, Barış. Götürsün abi. Yani önünden gel var mı? Birinci hayır, oldu. Madem birinci partisi. Konuşmayız mı diyeceğiz? Geleceğiz. Bu konuda biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. AK Parti anayasa yapabilecek güçte değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti ile anayasa tartışmasına girmesi siyasi tuzağa düşmesi demektir. Özgür Özel yeni anayasa tartışmasına girerse Saraçhane'deki tablo kendisine hatırlatılır. Bugün Saraçhane'deki tablo hatırlatılır. AK Parti'nin mevcut anayasaya uymadığı, gösteri ve yürüyüş hakkını ihlal ettiği görüntü hatırlatılır. Ve Özgür Özel büyük sıkıntı yaşar siyaseten. Peki. O yüzden bu anayasa görüşmelerinden hiçbir şey çıkmaz. CHP'nin de bu siyasi tuzağa düşmemesi gerekir.